öğrencilerin sınav kağıtlarına, kendi sınavındaki kağıtlara öğrencilerin bıraktığı notları toplamış, derlemiş ve bir kitap yapmak üzere. Sınav kağıtları da burada, öğrencilerin sınav kağıtları. Gerçekten çok acayip notlar var üniversite öğrencilerinin hocamıza yazdıkları. Hocam size ben böyle alayım ya. Kürşat Özkaynar geliyor. Hocam nereden aklınıza geldi bu? İlk gelen not neydi? İlk sınav kağıdı. Sınav kağıtları böyle. Hocamızın sınav kağıtları. Evet. Öncelikle şunu yaptım ben. Sınav kağıtlarında göreceksiniz. Bütün arkadaşlarım üniversite öğrencisi. Üniversite okumak gerçekten zor, meşakkatli bir iş. Onların rahat eğitim öğrenim görebilmeleri bizim başlıca görevimiz. Evet. Ben özellikle sınavlara da rahat girsinler diye. Çünkü rahat olurlarsa her şeyi iyi yaparlar diye düşünüyorum. Kağıtlarda dikkat ettiyseniz benim bütün sınav kağıtlarında ya bir karikatür vardır. Ya günün doğası, günün bedduası vardır. Böyle günün bedduası. Sınavda kopya çekenin Facebook kilitlensin gibi. Evet evet. Var, benim mesajlarım var. Evet orada özlü sözler var. Arka sayfalarda kalmış var. Ama evet. Var yani. Evet burada hepsinde hocamız bir şeyler yazmış. Kopya yani, çeken var. Sonunu düşünmeden diyor ya. Kahraman evet. Olmaz diye. Siz bunları yazıyorsunuz. Ben başlamıştım. Arkadaşlarla önce sohbet ediyorduk sınavlardan önce rahat. Sonra ilk bir tanesi Kürşat Özkaynar'ın altına ok çıkarmış. Adamın dibi yazmış. Sana size adamın dibi yazmış. Evet. Bir sevgi gösterisi olarak. Ben de bunu Facebook'a fotoğrafını çekip koydum. Harika. Twitter'da da yaklaşık 11.500 takipçim var. Bunun üzerine diğer öğrenciler de başladı. Dalga dalga şu anda büyüyor. Gidiyor. Buradan ben birkaç tane not okuyabilir miyim? Az önce üniversite arkadaşlar da burada. Kim bilir onlar ne notlar yazıyor. Bizim zamanımızda hocaya not yazmak falan ne abi? Dayağı yerdi. Yazabilir misin ya hocaya? Yok. Kağıdın kenarına ne not yazacaksın ha? Bir şey çizeceksin falan yani. Allah muhafaza. Bir arkadaş isim okuyayım mı? İsim de. İsimleri okumayalım. Okumayalım. Yani. Peki o zaman ben okuyayım isimleri yine. Madem öyle daha heyecanlı olacak. Okumuyorum, okumuyorum. Hocam benim çalışamadım. Hocam benim çalışamadım. Arkadaşlarımın hakkına ve size karşı saygım sonsuzdur. Sizi saygısızlık yapmak istemem ve ben kopya çekmeyeceğim. Sınıfta kalacağımı bilsem de kimseye saygısızlık yapmak istemem. Yani kopya çekebilir aslında, çekmiyor. Size rağmen diyor ki ben diyor çekeceğim aslında da yani çekerim de ama diyor saygısızlık yapmak istemiyorum. Gözetmeni gözüne kestirmiş demek ki. Gözetmenden dolayı çekebileceğine inanıyor demek ki çekmemiş. Evet. Hocamızın günün duası Allah'ım sınavda gözü sağa sola bakanın hard diski yansın. Flash belleğine virüs bulaşsın. Facebook'u kilitlensin. Amin demiş. Buradaki arkadaşlar altına şöyle bir not düşmüş. Bu ağır oldu hocam. Bir tanesi şey yazmış bak. Hocam büte bırakır mısınız yazmış. O niye hocam? Maliye sınıfından Mehmet. Onun ismini söyleyebilirim. Başı dertte Mehmet. Kendisi istemiş ya büte bırakır mısınız diye. Vardır notunu bildiğin. Yükseltmek için belki. Bir arkadaşımız hocam 3 gündür hastayım hiç çalışamadım sınava. Hiç çalışamadım sınava tabii. Tabii bu sizin için bir anlam ifade etmiyor ama öyle yani yazmış. Evet. Yine yani acıklı olanı. Arkada daha komikleri geliyor şimdi. Evet. Hocam çırpına çırpına anca bu kadar oldu. Biliyorum bütünlemeye kalacağım ama söz daha çok çalışacağım. Hasta olduğum için pek fazla çalışamadım teşekkür ederim yazmış. Bir tek alacağını biliyor yani. Evet o da biliyor. Hocam teşekkür ederim soruları kolay sorduğunuz için Allah razı olsun yazmış. Baya hocam sizle iletişime geçiyorlar kağıt üzerinden ya. Hem kağıt üzerinden sosyal medya dediğim gibi aslında canlı yayın olduğu için azalttık. Şu anda çantamda 100'den fazla var. 100'den fazla. Ben böyle bir aradan seçtim biraz. Hocam boş kağıt verip saygısızlık etmemek için mantıklı bir şekilde sallamaya çalıştım. Bütünlemelerde görüşmek üzere yazmış. ya çok güzel. Bunlar çok güzel. Anı hocam ya. Vallahi harika ya. Siz bizim için her kolaylığı sağlıyorsunuz hocam. Ama bazı arkadaşlar bunun kıymetini bilmiyor ve suistimal ediyor. Bu da arkadaşları bu da şey yapıyor. İspinci öğrenci. Siz yine bıkmadan bizim için uğraşıyorsunuz. Ben olsaydım bu kadar sakin olamazdım. Bunları yüzünüze söylemeye utandığım için yazdım. Kusura bakmayın demiş. Vay arkadaş ya. Abi zaten burada 8 tane soru sorulmuş. Sallamaya çalıştım. 2 tanesine cevaplamış yani. Bu kadar sallıyor.
Evet, iki tanesini cevaplamış. Evet. Ama sonunda söylüyor, bütünlemelerde görüşmek üzere diyor. Bir de gülen surat, bir de dil çıkaran surat yapmış. Ya neler var ya? Hepsinde parantezler, kılıktan kılı. Kısalttın mı bunları? Daha varmış. Daha ben tane. De bütünlememle ilgili bir anı anlatacağım birazdan. Bak abi, yapmış, 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 altına şey yazmış. Hocam çok çalıştım ama bunlara değil demiş. Ya yazık ya. Ya yazık. Yani şu çalıştığım... Ben çırpınmış orada. Tabii çalıştığım yerden çıkmadı cümlesi vardır ya yani. Çalıştığım onun yerden çıkmadı. Onun başka versiyonu yani. Biraz da siz yardımcı olun artık. Benden bu kadar diyor yani şu an. İnsansanız biraz yardımcı olun. Biz de burada çalışıyoruz. Çok... Hocam bildiklerimi yaptım, bırakmayın beni ne olur yazmış. Ne olur mu olur mu bayağı. Allah'ım bildiklerimi yaptır, bilemediklerimi attır. O en önemlisi, onu bir daha baştan başlayayım. Benim. Allah'ım bildiklerimi yaptır. Ben söylüyorum ismini. Söyleyeyim. Leyla Çetinkaya. Leyla Çetinkaya. Okuyorum şimdi Leyla. Allah... Bu da en üstte yazmış. Allah'ım bildiklerimi yaptır, bilemediklerimi attır, attıklarımı tuttur, amin demiş. Evet. Ve ilk gelen bu işte adamın dibi diyen de o. Evet, adamın dibi diye yazmış. Evet, süper hocam. Sohbete devam edeceğiz sizinle beraber. Nasılsa izliyor öğrenci arkadaşlar. Ya böyle hocası olsa herkesin gerçekten. Ya. Değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,